Değerli izleyicilerimiz, özellikle gurbette yaşayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen çoğunun Türkiye'ye gitmek gibi, dönmek gibi bir hayali vardır. Yıllar geçse de Türkiye hasreti hiçbir zaman bitmez. Gidip yerleşmek, yaşamak. Yani yeni nesilde pek o yok ama şey de var yani bir önceki nesilde var. Şimdi bakın ilginç bir olay. Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretim üyesi olan 37 yaşındaki Aynur Onur hanımefendi. Amerika'da kariyer yapıyor. Çalışıyor. iyi de bir üniversitede iyi de para kazanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2006 yılında mezun oluyor. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi ODTÜ. Oradan da mezun oluyor. Indiana Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak kalıyor. Aynur Hanım Amerika'dayken dedesinin vefat ettiği haberi geliyor. Tabi üzülüyor. Sonra kendisi dedesinden miras kalan araziler olduğunu biliyor. Ve aslında Aynur Hanım'ın da kafasında hayalinde hep çiftçilik yapmak, köye yerleşmek bunlar var. Daha 37 yaşında ama yaşamış olduğu ülkede kariyeri çok çok iyi olmasına rağmen ve diyor ki ben diyor ülkeme geri gideceğim ve dedemden kalan bu arazileri, bu toprakları değerlendireceğim diyor. Ve ne yapıyor? Bakın dönüyor Aynur Hanım. Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kayalı köyü. Ve dönüyor. Hayalini kurmuş olduğu tarım projelerini tek tek hayata geçiriyor. Neler yapıyor bakın. Dedesinden kalan tarlada lavanta, altın otu, ölmez çiçeklerinden ot, tıbbi papatya, ada çayı, kekik ve biberiye gibi tıbbi aromatik bilgiler, bitkiler yetiştiriyor. Yani bunlar ciddi anlamda para eden bitkiler tıbbi olarak yetiştiriyor bunların yağları çıkartılıyor vesaire ve yağ tesisi kuruyor. Bunu yaparken de öyle büyük parası falan yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Anlatıyor. Diyor ki ben diyor Amerika'daki evimi ve arabamı sattım diyor. Mütevazı bir paradan bahsediyor. Ama bu işi yaptım diyor. Aynı zamanda işler büyüdü. Ben dedi köyümdeki kadınlara da iş imkanı verdim. Yakında bir kooperatif kuracağız. Herkese arsası, tarlası olanlara da köyümdeki herkese de tavsiye ediyorum. Onlar da yapıyorlar diyor ve kooperatifleşeceğiz diyor. Ve hayalime kavuştum diyor. Bakın dünyanın neresinde olursak olalım memleket hasretimiz hiçbir zaman bitmiyor. Hele hele böyle başarılı insanlar kafasına koyduklarını yapanlar ayrıca bizlere şevk görüyor. Yani ben memleketime döneyim, yatayım, işte param var, emekli maaşım gelir falan gibi değil de bir şeyler yapabilmek çok çok önemli. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi Amerika'da istese hanımefendi ömrünün sonuna kadar aynı Hanım orada kalabilirdi. Ama kafasındaki hayalindekini yapmak için ülkesine dönüyor. Bakın bu işleri Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ya da başka yerlerde yapmak çok zor bu hayalleri. Ekonomik olarak zor, o ülkenin şartları kolay değil. Türkiye aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için bir cennet. Gerçekten öyle. Bir cennet. Umut ediyor ve bekliyoruz ki inşallah herkes bu hayallerine kavuşur. Hayali ne olursa olsun. Aynur Hanım'ın bu hayatı aslında hepimize örnek olsun diye anlattım bu olayı. Güzel bir olay. Amerika'dan kalk, Burdur'a gel. Dedenden miras kalan tarlaları, bağ bahçeyi ek, canlandır ve işi ekonomiye çevir, para kazan. Ne güzel. Tebrik ediyoruz Aynur Hanım'ı. İnşallah Aynur Hanım gibiler çoğalır. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın Türkiye'de ve dünyada kadın olmak zor iş. Kadın olmak zor iş. Hayata bana göre belki hanımlar kızacak. 1-0 geride başlıyorlar. Erkek egemen bir dünya maalesef. Üzülerek söylüyorum. Erkek egemen bir dünya. İşte kadınlar Aynur Hanım gibi hanımefendiler bir şeyler yaptığında ben de bunları size aktarıyorum ki birilerine örnek olsun diye. Helal olsun Aynur Hanıma ve Aynur Hanım gibi olanlara. Tebrik ediyorum. İsviçre'de Federal Koruma Bürosu bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın konusu ise şu. Nelerden kaygı duyuyorsunuz? Sizin için risk olabilecek konular nedir diye soruyorlar. Ve ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Mesela koronavirüs ilk beşte yok. İnsanlar nelerden kaygı duyuyormuş? Bakın çok ilginç. Birinci sırada elektrik kesintisinden korkuyorlarmış. Elektrik kesintisi. İkinci sırada grip salgını. Bundan korkuluyor. Üçüncü sırada mobil iletişim hatlarının kesilmesi yani cep telefonu hatlarının kesilmesinden korkuluyor. Dördüncü olarak aşırı sıcak dalgası küresel iklim sanıyorum bu da. Ve beşinci olarak da insanların en çok kaygı duyduğu konu deprem. Şimdi baktığım zaman bir numarada elektrik kesintisi. İki de grip salgını. 3 mobil iletişim hatlarının kesilmesi. 4 aşırı sıcak dalgası ve deprem. İlginç. Şimdi toplumların beklentileri ve korkuları ne kadar değişiyor değil mi? Mesela geçim korkusu yok. İşsizlik korkusu yok. Ya da bankaya borcunu ödeyememe korkusu yok. Eğitim korkusu yok. Ya da faturasını, kirasını işte geçimle ilgili herhangi bir şekilde bir şeyini yapamama korkusu yok. Bir numarada elektrik kesintisi korkusu var çok ilginç bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Başka ülkelerle kıyasladığımızda ortaya gerçekten düşündürücü bir sonuç çıkıyor. Elektrik kesintisinden korkuyorlar. Bir numarada bu var. Korona yok. İlginç. Değerli izleyicilerimiz, Danimarka'da bildiğiniz üzere koronavirüs vizon hayvanlarına geçmişti ve vizonlarda mutasyona uğrayarak insanlara geçiyordu, bulaşıyordu. Bu nedenle dünyanın en büyük vizon üreticisi olan Danimarka'da 17 milyon vizon itlaf edilmişti. Böyle olunca tabi toplumun değişik kesimlerinden de tepkiler alınmıştı. Bununla ilgili olarak Danimarka Başbakanı Frederikson şöyle bir açıklama yaptı. Başka bir çaremiz yoktu dedi. Hatta Başbakan Kolding yakınlarında iki nesildir vizon yetiştiriciliği yapan bir aileyi ziyaret etti. Bu aileyi ziyaretinden sonra yapmış olduğu açıklamada gözyaşlarını tutamadı. Başka çaremiz yoktu dedi. Şimdi bakın yaklaşık 850 çiftçi de traktörleriyle beraber Kopenhag'da bununla ilgili olarak bir protesto konvoy oluşturmuşlardı çok konuşuldu. Yani Avrupa'nın da gündeminden hala düşmedi. Danimarka'da hala sıcaklığını koruyor. Ancak şunu anlamamız gerekiyor ya da şunu masaya yatırmamız gerekiyor. Koronavirüs karşısında insanlar gerçekten aciz durumda. Tıp dünyası ve insanlık bunu bilmiyor. Hal böyleyken olayın yani virüsün de diğer hayvanlara sirayet etmemesi, insanlara geçmemesi için itlaf edilmesinden başka bir yol yoktu. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Yani bu hayvanların bile bile koronavirüs olduğunu bile bile beslenmeye devam edilmesi kadar yanlış bir şey yok. Ya siyaset bir açıdan da şöyle baktığımız zaman bu ağlayan başbakanın e, yerine kendimizi koyalım. Bu hayvanların itlaf edilmesi kararını alıyorsun, eleştiriliyorsun, almadığını düşünün. Yani bu hayvanlar koronavirüs bir halde yaşamaya devam etsinler, insanlara geçmeye devam etsin. E alsan da dert, almasan da dert. Şimdi işin ekonomik boyutu tabii ki çok ciddi. Bununla ilgili olarak 37 tane çiftlikteki tüm vizyonlar telef edildi. İtlaf edildi. Hal böyle olunca da tabii işin ekonomik boyutunu da devletler karşılamak zorunda. Şimdi bu çiftçi elindeki tüm Hayvanlarını alıyorsun, itlaf ediyorsun. E sonra ne olacak? Tabii ki gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Başka bir yöntem yok. Danimarka bu hayvanların derisinden çok ciddi paralar kazanıyor. Dünyanın en büyüğü. Özellikle ayakkabı sektöründe ciddi anlamda bu hayvanların derileri kullanılıyor. Her sektörde var. Ama koronavirüs ortadayken bunların göz yumulması bunlara göz yumulması doğru olmayacağı kanaatindeyim. Yine Danimarka'da değerli izleyicilerimiz, vizonlardan sonra bu virüsün kedilere de geçtiği, mutasyona uğradığı kedilerde ve insanlara bulaştığı ortaya çıktı değerli izleyicilerimiz. Yeni bir gelişme bu. Yani baktığımız zaman durum hiç de iç açıcı değil. Bu nedenle kedilerde de itlaf edildi. Ancak vizondan dolayı, vizon hayvanlarının itlaf edilmesinden dolayı, oluşan tepkilerden dolayı ne kadar kedinin, kaç tane kedinin itlaf edildiği resmi olarak açıklanmadı. Şimdi böyle de bir durum var. Hadi şimdi itlaf edilme kararı alın ya da almayın. İşin içerisinden çıkmak gerçekten çok zor. Hani şu ilaç var koronavirüse iyi geliyor desek işte insanlar bunu içsin koronavirüse yakalanmayacak desek tamam bu hayvanları itlaf edilmesin ama mevcut şartlar içerisinde siyasetçilerin bunun kararını vermeleri gerçekten çok zor. Onları da anlıyorum. O çiftçileri de anlıyoruz. Hayvancılık yapanları da anlıyoruz ama durum gerçekten çok zor. Bakın Danimarka'da son 24 saatte test rekoru kırıldı. Koronavirüs testi rekoru kırıldı. 100 bine ulaştı değerli izleyicilerimiz. Bu 100 bin testten 1663 tanesi pozitif çıktı. Yani durum Danimarka'da çok ciddi olduğu için siyasetçiler de böyle kararlar alıyorlar. Ben siyasetçileri falan savunmuyoruz. Sakın beni kimse yanlış anlamasın ama burada gerçekten çok ciddi bir durum var. Danimarka'da değerli izleyicilerimiz koronavirüs aşılaması ile ilgili de takvim belli oldu ücretsiz olarak Danimarka'da, Faroe Adaları'nda ve Grönland'da biliyorsunuz bu her iki yerde Danimarka'ya bağlı ücretsiz olarak aşı yapılacak. Danimarka'da 2021'in Ocak ayında aşılama işlemlerinin başlanacağı açıklandı. Değerli izleyicilerimiz bakalım nasıl netice alınacak. Şimdi Danimarka'da bir araştırma yapıldı. Türklerle ilgili aynı zamanda şöyle ki Danimarka İstatistik Enstitüsü bu araştırmayı yaptı. Bu verilere göre Türklerin iş piyasasına katılımında artış yaşandı. Bakalım haberin detayları nelermiş. Aynı zamanda biliyorsunuz Danimarka'daki en büyük göçmen Türklerden oluşuyor göçmenler. Böyle de bir durum söz konusu. Danimarka İstatistik Enstitüsü'nün yayınladığı veriye göre 2010 yılında 25-64 yaş grubundaki Türklerin çalışma oranı %53 iken bu oran 2019'da %57.8'e yükseldi. Türkler arasında kendi iş yerinde çalışanların oranı ise %12.8 olarak kayıtlara geçti. İstihdamda artış en fazla Suriyeliler arasında görüldü. 25-64 yaşları arasındaki Suriyelilerin 2015'te çalışma oranı yüzde 12.2 iken 2019'da bu oran yüzde 43.2'ye yükseldi. Danimarka'da iş piyasasına katılımda en düşük oran'a Iraklılar sahip ancak Iraklarda da 2010 yılından bugüne kadar ciddi bir artış oldu. 2010 yılında yüzde 34.5 iken 2019'da bu oran yüzde 40. 4.8'e yükseldi